Merhaba arkadaşlar. Cümlede anlam konusuyla devam ediyoruz. Cümlede anlam dediğimiz gibi sıklıkla sorulan soru tiplerinden cümleyi iyi okuyup kavrayıp ne demek istediğini anlamamız gerekiyor demiştik. Şimdi yakın anlamlı cümlelerden devam ediyoruz. Yakın anlamlı cümleler ne yapacak? Anlam olarak aynı şeyleri ifade eden yani sözün özü ne demek istiyorsa onu tekrar açıklayan cümlelerdir. Bize ne der? İşte bu verilen cümleyle aşağıdakilerden hangisi yakın anlamlıdır? Veya verilen cümleden çıkarabilecek yargıdır şeklinde sorular gelir. Şimdi bakalım. Aynı anlama gelmeseler de bazı cümleler anlamlar yönünden bir noktada buluşuyorlar. Birbirlerini doğrulayıp destekliyorlar. Yani özü aynı. Yani asıl anlatmak istediği şey aynı. Böyle cümlelerde yakın anlamlı cümlelerdir. Bu cümleler anlam bakımından özdeş değildir. Sadece anlamları birbirine benziyor. İki şey söylemiş, iki cümle var. Bu iki cümleden de anlatılmak istenen şey belli. Aynı kavramlar üzerinde duruyorlar. Şimdi diyor ki, ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver. Bu cümleyi hemen düşünelim, ne demek istiyor? Buna bakalım. Usta kişilerle çalışmak insana kazanç getirir. Yani işi bilene ver ki kazanasın. Yani usta kişilerle çalış ki, yani işi bilen kişilerle çalış ki, sen de kazanç elde edebilirsin. Böyle bir anlam çıkıyor. Sanki bir atasözü açıklamak gibi. Herkes en iyi tanıdığı yerleri ve insanları daha iyi anlatır. Bu cümlede ne yapıyor? İşte tanıdığımız, bildiğimiz yerleri daha iyi anlatabileceğimizi ifade ediyor. Buna benzer, buna yakın, aynı anlamı çıkarabileceğimiz şey nerede var? Köyü ve köylüyü kent kökenli bir yazarın anlatması zordur. Niye? Herkes en iyi bildiği, tanıdığı yeri anlatır. Şimdi köyü veya köylüyü bir şehirlinin anlatması çok da beklenemez. Yani anlatır ama ne kadar doğru anlatır. Buna bakalım. Bilinçli olarak seçilmiş davranışlar ve kurallar yaşamı diyor değerli kılar. O zaman ne yapıyor? Davranışlar bizim yaptığımız hal hareketlerimiz yaşamımızda değer katıyor. Değil mi? Buna benzer bir şey. Yani yaşam tarzımızı kendimiz belirlerseniz hayatınız önem kazanır. Bakın aslında az önce diğer dersimizde anlattığımız eş anlamlı cümlelere de biraz benziyor ama tamamen aynısı değil. Oradan çıkarabilecek yargılar, aynı şeyleri ifade eden yerler. İşte değer katması, önem katması gibi benzerlikler buralarda da var. Kimi genç şairler şiirin kendileriyle başladığını, kimi yaşlı şairler ise şiirin kendileriyle bittiğini sanırlar. Yani genç şairler ne diyor? Evet, kurucusu biziz. Bizle başladı. En iyisini biz yaptık. Yaşlılar da bizden iyisini yapamayacaklarını düşünüyorlar. Ne yapıyor? Herkes kendine göre, kendi çerçevesinde, kendi penceresinden bir yorum oluşturuyor. Buna bak, benzer bir şey. Şairlerin genci de, yaşlısı da şiirde güzelliğin ve başarının ölçüsünün kendileriyle sınırlı olduğunu sanıyorlar. Gençler ne diyor? Bizle başlıyor. Yaşlılar ne diyor? Bizde bitti. Ölçü kim? Yine kendisi. Buna benzer bir ifade. Bu cümlede de yer almış. O zaman bu cümleler birbirine yakın anlamlı. Yani benzer şeyleri ifade etmeye çalışıyor. Bu tür sorularda, bu tür ifadelerde ne anlatmak istiyor? Ne söylemeye çalışıyor? Bunu bulursak soruyu çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Sevgili arkadaşlar, karşıt anlamlı cümleler, yani zıt, anlamca çelişen, çıkarılmayacak ifade vesaire gibi sorular var ya, onlarda da karşımıza geliyor bunlar. Diyor ki bakalım. Şimdi ifadeler birbirine zıt, karşıt. Birisi elma diyor, birisi armut diyor. Anlamları birbiriyle uyuşmayan, yani hiçbir şekilde çıkarılamayacak, tam tersini söylüyor. Bu tür ifadelerde zıtlık var, zıtlık. Söylemek istediği bu değil. Hayır, kesinlikle tam tersini söylüyor. İşte bu tür cümlelere karşıt anlamlı, zıt anlamlı cümleler diyor. Aynı konuda söylenmiş iki cümleden biri diğerini geçersiz kılıyor. Aynı anda ikisinin de anlamları geçerli olamıyorsa bu cümleler ne yapıyor? Çelişiyor. Ortada bir sıkıntı var demek. Birinin ak dediği öbürü kara diyor. O zaman ne yapıyor? Bir zıtlık oluşuyor. Düşünce ve davranışların birbirini tutmaması. Düşünce ve davranışlar birbirini tutmuyorsa bir çelişki var. Birbirine ters düşmesi, tutarsız olması cümleler arasında çelişkiye yol açıyor. İşte bu tür ifadelere zıt anlamlı cümleler diyoruz. Bakalım
Bir sanat yapıtı gerçekçi olduğu ölçüde beğenilir ve kalıcı olur. Bu cümleden ne anlarım? Bir eserin kalıcı olması gerçeği ifade etmesiyle, gerçeğe yakın olmasıyla ilişkilidir gibi bir anlam çıkıyor. Öyle mi? Bakalım. Burada ileri sürdüğüne gerçekçilik, gerçek olduğu ölçüde başarılı olur, kalıcı olur diyor. Olan olduğu gibi yansıtmalıdır diyor. Diğer cümleye bakalım. Duygu ve hayalden yoksun bir yapıt, estetik özellik kazanamayacağı için sanat yapıtı da sayılamaz. He, bakın burada gerçekçilik vardı birebir. Ama burada ne var? Duygu ve hayal var. Gerçek olmayan. Hayal ürünü. Kendi duyguları. Bunları katmalı ki kalıcı olsun diyor. Diğeri diyor ki duygu ve hayale yeri yok diyor. Gerçeği yansıtsın ki o zaman gerçek bir eser olsun. Bakın birisi gerçekçilikten bahsediyor, diğeri hayalden bahsediyor. Dolayısıyla bu cümleler birbiriyle zıt bir anlam ifade ediyor. Sanat ürettiği düşüncelerle toplumumuzun hizmetinde olmalıdır. Ne diyor burada? Sanat topluma hizmet etmelidir diyor. Sanat düşünce üretmelidir ve topluma hizmet etmelidir. Sanatın amacı toplumu eğitmek, toplumu yönlendirmektir gibi ifadeler, anlamlar çıkarılabilir. Diğer cümleye bakalım. Sanatın işlevi toplumsal sorunlara çözüm bulmak değildir. Bakın birinci cümlede sanatın toplumsallığından bahsederken ikinci cümlede sanatın ne diyor? Toplumsal sorunlara çözüm bulmak gibi bir amacının olmadığını söylüyor. Bu cümle sanat toplumsaldır diyor. Bu cümle toplumsal da değildir diyor. Kişisel de olur diyor. Beğeni de ifade eder diyor. Tam tersini söylüyor. Bakalım şuna. Bir edebi eser için önemli olan neyi anlattığı değil, nasıl anlattığıdır. Bir eser için diyor. Anlatılan neyi anlattığı dediği şey konusu önemli değil diyor. Onu diyor nasıl anlattı? Yani anlatım biçimi, tarzı, üslubudur onun diyor. Diğer cümleye bakalım. İyi bir edebi eserde yazarın ele aldığı konu çok önemlidir. Anlattığı şey, neyi anlattığı konu. Konu önemli değil diyordu burada. Bu cümlede ne diyor? Konu diyor, çok önemlidir. Bir konu önemli değil derken, diğeri önemli olan konudur diyor ve birbirine zıt düşüyor. Şu cümleye bakalım. Şiir insanı duygulandırma yerine eğitmeyi amaç edinmelidir. Burada şiire bir işlev yüklemiş. Ne demiş? Şiirin amacı eğitmek. Duygu var mı? Duygu yok diyor. Şiirin amacı duygudan ziyade öğretici olmak, eğitici olmak olmalıdır diyor. Şu cümleye bakalım. Şiir daima insanın sanat zevkini yaşatmaktan başka amaç gütmemelidir. Bak burada ne diyordu? Asıl işlevi eğitimdi. Buradaki asıl işlevi sanat zevki diyor. Değil mi? Eğitim değil diyor. Asıl işlevi eğitim değildir diyor. Dolayısıyla bu tarz cümlelerde ne söylüyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Bunu görmemiz lazım. Onu gördüğümüz zaman olay bitmiştir. Bu diğerinin tam tersini söylüyor. O zaman zıt karşıt anlamlıdır. Sevgili arkadaşlar, sorularda görüyoruz işte cümlenin konusu ne, cümlenin ana fikri ne gibi. Bu tarz sorulara nasıl yaklaşacağız? Arkadaşlar, bizim konu dediğimiz şey anlattığı şeydir. Yani neyden bahsediyor? Bahsettiği şey. Neden bahsediyor? Hayır. Bakalım. Şimdi o cümle ne ile ilgili? Ne ile ilgili bir şey demiş? Konu dediğim şey bir iki kelimelik bir şeydir. İşte konusu özlem. Konusu ayrılık gibi. Biz bunları ne yapıyoruz? Paragraflardan da çıkarıyoruz değil mi? İşte paragrafın konusu nedir? Şimdi cümlenin konusu nedir diyor. Yeni neslin inşasında öğretmenin rolü büyüktür. Burada neyden bahsediyor bu cümlede? Öğretmenden bahsediyor değil mi? Konu ne? Öğretmen. Öğretmenin rolü. Bunun üzerinde durmuş değil mi? Şu cümleye bakalım. Her gün bir elma cilde iyi gelir. Bahsettiği şey neyle ilgili? Bana neyden bahsediyorsun? Bana elmadan bahsediyorsun. Bana neden bahsediyorsun? Bana öğretmenden bahsediyorsun.
bahsettiği şey. Ne anlatıyorsun? Anlattığı şey. İşte biz buna konu diyoruz. Bana ne anlatıyorsun? Neyi anlatıyorsun? Bu konu. Paragrafta da aynı şekilde bakacağız. Paragrafı okuyacağız. Ne anlatıyor? Hangi kavram üzerine durmuş? Hangi konu üzerine durmuş? Neden bahsetmiş? Cümlenin konusudur. Hemen ne yapıyoruz? Neden bahsetti? Ne anlattı? Şimdi cümlenin ana fikri ise, ana fikri biliyoruz değil mi? Bir mesaj vermektir. Ne mesaj veriyor? Bize ne anlatmaya çalışıyor? Benim kafamda nasıl bir düşünce oluşmasını istiyor? İşte bu ana fikirdir. Ana fikirde sevgili arkadaşlar bir mesaj vardır. Sana mesaj veriyor. Asıl anlatılmak istenen vardır. Paragraf sorularına da gelir. Çıkarılacak ya da çıkarılmayacak yargı nedir? İşte ana fikir nasıl bir sonuca ulaştırıyor bizi? Yazar bana neyi anlatmaya çalışıyor? Yani kafamda nasıl bir fikir oluşmasını istiyor? İşte ana fikir. Bakalım şu cümleye. Yazar eserlerinde günlük hayatı olduğu gibi abartmaya kaçmadan anlatmıştır. Burada ana fikrine yazarın günlük hayatı olduğu gibi aktarması, değil mi? İşte yazar anlattıklarına abartı katmadan anlatır. Olduğu gibi anlatır. Bunu anlatmaya çalışıyor. Asıl sanatçı mensup olduğu milletin temel değerlerini, güzelliklerini anlatan, halkının sevinç ve tasasını paylaşan kimsedir. Kafamda nasıl bir düşünce oluşsun? Asıl sanatçı mensup olduğu milletin temel değerlerini, güzelliklerini anlatan, halkın sevinç ve tasasını paylaşan kimsedir. Asıl sanatçı toplumu yansıtan sanatçıdır. Bunu anlatmak istiyordum. Evet, bak. Sanki ben bunu özetliyormuşum gibi. Sanki özetle. Ha, bundan şunu demek istiyor. O kadar uzun uzun anlatmış ama aslında şunu söylemek istiyor. Dediğimiz yer işte ana fikirdir. Asıl anlatmak istediği yer. Söylemek istediği yer. Kafamda oluşmasını istediği düşünce. O bizim ana fikir, ana düşüncemizdir. Şimdi bakalım soruya. Bir köpek insanı ısırırsa haber olmaz. Fakat bir insan köpeği ısırırsa haber olur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Ne anlatmak istiyor burada? Kafamızda şöyle bir yorumlayacağız önce. Sonra seçeneklere bakacağız. En yakın olan yani. İyi haber çok kişiyi ilgilendiren haberdir. Böyle bir şeyden bahsediyor mu? Hayır, bahsetmiyor. Olağan dışı olaylara konu alan haberler ilgi çeker. Olabilir ama biz seçenekleri bir inceleyelim. Çok da net değil sanki. Haberler güncel olaylardan seçilmelidir. Güncel bir olaydan vesaire bahsetmiyor. Hayvan, insan ilişkisini konu edinen haberler ilgi çeker. Hiç öyle bir şeyden bahsetmiyor. Ama ne yaptı? Bak, bir köpeğin insanı ısırması olağan bir olay. Fakat bir insanın köpeği ısırması olağan dışı bir olay. O zaman olağan dışı bir olaylar ne yapıyor? Daha çok ilgi çekiyor. Bunu söylemek istemiş. Buradan yargılayarak gidiyoruz. Ne yaptık? Bak, eleyerek gittik. Seçeneklerin tamamını okuduk. Seçeneği az önce sanki bulduk ama ne yaptık? Tamam, budur demedik. Gözümüzden ola ki bir şey kaçtı. O an hızlı okuduk, yanlış okuduk, eksik okuduk. Böyle bir şey olabilir. Bu yüzden bu tür sorularda cümlede anlam ve paragrafta anlam, paragraf sorularında seçeneklerin tamamını okumayı ihmal etmiyoruz. Evet. Bir de bize cümle oluşturma. İşte kelimeleri numaralı olarak veriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyor. İşte yukarıdaki sözcüklerden diyor bir cümle oluşturmak istense sıralama nasıl olur diyor. Bu tür cümle oluşturma sorularında ne yapacağız? Sevgili arkadaşlar, Türkçe söz diziminde genelde diyoruz ki yüklem cümlenin sonunda olur diyoruz. Yüklem cümlenin sonunda olur. Öyleyse ben işe yüklemi bulmakla başlayacağım. Ne yapacağım? Önce yüklemi bulacağım. Onu en sona bir yerleştireceğim. Kaç numaraysa. Sonra
Eğer seçenekler arasından eleyebilirsem yüklemi sonda olmayan seçeneği hemen eleyeceğim. O benim işimi kolaylaştıracak. Sonra varsa edat grupları, bağlaçları ve tamlamalar bulunur. Çünkü tamlamalar bir bütündür bölünemez demiştik ya öğelerden hatırlayacaksınız. Tamlamalar bir bütündür bölünemez. İşte diyelim ki isim tamlaması vermiş, isim tamlamayı bölmüş. Tamlamayı bölmüşse ne yapacağız? Hemen birleştireceğiz. O tanımdan sonra bu gelmelidir diye. Üst üste gelecek. Yüklemi de nerede atacağız dedik? En son atacağız. Şimdi tamlamaları bulduk. Önce yüklem bulduk. Sonra tamlamaları varsa onları bulduk. Peş peşe getirdik. Her emin olduğumuz şey de mesela 3 ile 4 yan yana gelecekse 3 ile 4 yan yana gelmeyen seçenekleri hemen eleyeceğiz. Bu bize hem hız kazandıracak hem de cümleyi kafamıza kuramadığımız zaman bir diğer seçenek olarak ne yapacağız? Seçeneklerden hareketle cümle oluşturmaya başlayacağız. Bir ile başlar mı? Üç ile başlar mı? Hangi, kaç numaralı sözcükle başlayabilir? Hemen bunları oluşturma yoluna da gidebiliriz. Çok sıkışırsak, bir türlü işin içinden çıkamazsak öyle yapacağız. Ama en mantıklısı dediğim gibi. Yüklemi bul, tamlamaları bul, birleştir. İşte sana cümle. Bir de düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler. Düşüncenin yönünü değiştiren. Düşüncenin yönünü değiştiren ifade şu. Her şey çok iyi gidiyor. Ama diye bir şey araya giriyor. İyi giden şey kötü gitmeye başlıyor. Olumluyken olumsuza dönüyor. Ya da tam tersi olarak olumsuz şekilde devam ederken ama, fakat, lakin gibi bağlaçlar araya girerek onu olumsuzdan olumluya yönlendiriyor. Yani gidişat iyiyken kötüye, kötüyken de iyiye gidiyorsa düşüncenin yönü değişiyor demektir. Bak, öyle iyiye gidiyor, sonra terse gidiyor. Yani olumluyken olumsuza dönüşüyor. Ya da tam tersi, olumsuzken de olumluya dönüşebilir. Biz genellikle bunlardan neyi kullanıyoruz? Bağlaçları. İşte ama, ancak, fakat, halbuki, lakin, ne var ki, yalnız, ne yazık ki gibi bağlaçları kullanıyoruz. İyi giderken kötü gidiyor, kötü giderken iyi gidiyor. Olumluyken olumsuz oluyor, olumsuzken olumlu oluyor. Bir anda her şey ters dönüyor. Değişiyorsa işte düşüncenin yönü değişiyor demektir. Bakalım. Ahmet çalışkan, dürüst, efendi bir öğrencidir. Ama dedik, buraya kadar verdik. Güzel. Ahmet iyi, çalışkan, efendi dedik. Olumlu gidiyor. Şimdi ama'yı getirince bütün verdiklerimizi geri almaya başlıyoruz. Bu sefer olumsuz olarak devam etmesi gerekiyor. Bunun tam tersi, zıttı ifadeler olması gerekiyor. Ahmet çalışkan, dürüst, efendi bir öğrencidir ama yazısı güzel değil. Bak, olumlu bir yönü var. Bu sefer ne yaptı? Olumsuz bir yönü ortaya çıktı. Bakın, olumlu bir ifadeyi bu bağlaçla olumsuz bir ifadeye çevirdik. Verdik verdik aldık. Parası yok, arkadaşı yok, gideceği kimse yok. Bak, gayet olumsuz. Yalnız temiz bir kalbi var. Bak, olumsuz gitti, parası yok, arkadaşı yok, gideceği kimse yok. Yalnız olumlu bir şey, temiz bir kalbi var. Bak, olumsuzu neye çevirdi? Olumluya çevirdi. Düşünce olumsuz giderken yön değiştirdi. Olumlu oldu. Ankara güzel, düzenli, planlı bir şehirdir. Fakat dedik. Ondan sonra değişti. Denizi yok. Olumsuz olmaya başladı. Bu araba çok mükemmel bir araba. Lakin yakıt gideri çok fazla. İyi, güzel, hoş. Ama işte böyle de bir kusuru var. İyi gidiyordu, kötü gitmeye başladı. Binanın içi dışı yapısı harika. Süper. Ne var ki? Asansörü yok. Ne yaptı? Olumsuz bir ifade soktu araya. İşte bu düşüncenin yönünü, düşüncenin akışını değiştiren ifadelerdir. Neyle yaptık? Bağlaçlarla yaptık. İyiden kötüye, kötüden iyiye bir gidiş oldu. Şimdi soruya bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarıyla kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?
Öyle mi? Peki. Ne yapacağız demiştik? İlk önce yüklem olanı bulacağız. Yüklem neresi olabilir? Bakalım seçenekler arasında sıralamada yüklem hangisi olabilir? İndirmek isteyenlerdir. İleriye gitmesini isteyenler onu insanın hayvan seviyesine. O zaman yüklem ne olacak? Yargı bildiren ifade indirmek isteyenlerdir. Öyle mi? O zaman burası ne olacak? Bir kere sonda olacak. Yani bir numaralı sonda olacak. Hemen eleyelim. Bir sonda olmayan hangisi? B. B'yi bir kere eledik. B gitti. Ne dedik? Bir tamlama olması gerekir. Değil mi? Bir tamlama olmasını gerektir. İleriye gitmesini isteyenler, onu insan, bak ileri gitmesini isteyenler bir tamlama bütün oluşturuyor mu? O zaman ne yapması lazım? 2'den sonra da 3'ün gelmesi gerekiyor. 2'den sonra 3 gelmeyen var mı? Yok. Eleyemedik. Devam edelim. O zaman ne oldu? 2, 3, 1 dedik. İstemeyenler, ileri gitmesi istemeyenler, onu insanın hayvan seviyesine. Hemen buradan düzenlemeye başlayalım. İnsanın ileriye gitmesini istemeyenler, onu hayvan seviyesine indirmek isteyenlerdir diyebilir miyiz? Hayvan seviyesine, bak seviyesine, seviyesinden sonra hangisi daha uyumlu olur? İndirmek isteyenlerden olması gerekir değil mi? O zaman ne yapmamız lazım? Birden önce de 6'nın olması gerekir. Birden önce 6 olmayan bu. Bunu da eledik. İki seçenek arasında kaldık. Aslında şimdi sıralamayı yaptık. Ne dedik? Biri sona aldık. 6 dedik. Onu hayvan seviyesine indirmek isteyenler dedik. Demek ki 6'dan önce ne olması gerekiyor? 4 olması gerekiyor. Doğru cevabı hemen bulmuş olduk. Sıkıştığımızda hemen bunu yapabiliriz. Ama diğer yüklemi bul, tamlamaları birleştir, zaten cümle ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki ders görüşmek üzere. Size iyi çalışmalar diliyorum.